mukavemetin esaslarına devam ediyoruz. Şekil değiştirme enerjisi. Şekilde görüldüğü gibi bir çubuğu çekerek dentelere kadar uzatalım. Bu şekil değiştirme işlemi için bir enerji harcanması gerekir. Ya da bir işin yapılması gerekir. Acaba yapılan iş ne kadardır? Ya da sarf edilen enerji ne kadardır? Kuvvet ile serbest ucun yer değiştirme miktarı ya da cismin uzama miktarı DTL arasındaki ilişki orantılılık sınırı içinde olsun. Yani lineer olsun. Bu takdirde fizik derslerinden bildiğiniz gibi yapılan iş şu üçgenin alanı kadardır. İşte bu WF'le gösterdiğim şekil değiştirme işi ya da enerjisi olur. Şekilden görüleceği üzere 1 bölü 2 F delta L kadardır. Bunu gerilme ve şekil değiştirme bileşenleri cinsinden yazmak istersek kuvvet yerine gerilme çarpı alan konulabilir. DTL yerine de birim uzama çarpı ilk boy konulabilir. Şöyle düzenlersek alanla boyun çarpımı hacmi verir. Dolayısıyla 1 bölü 2 sigma epsilon çarpı hacimdir. Hacim başına işi tanımlarsa bir bölü 2 sigma epsilon olduğunu görüyoruz. Buna enerji yoğunluğu adı verilir. Neymiş enerji yoğunluğu? Şekil değişimi için cismin birim hacmi başına sarf edilen enerji. Bu 1 bölü 2 sigma epsilon nedir? Şöyle çekme diyagramını tekrar bir hatırlayalım. Orantılılık sınırına kadar ilişki böyleydi. 1 bölü 2 sigma epsilon neresi yapar? Şurası. Bu hukuk doğrusunun altındaki alan. Demek ki çekme diyagramında orantılılık sınırına kadar belli bir gerilmeye karşılık gelen belli bir epsilon söz konusuysa hukuk doğrusunun altındaki alan enerji yoğunluğuymuş. Yani birim hacim için sarf edilen enerjiymiş. Aynı şekilde basit kaymada da bir enerji sarf edilir.
Bunu da bulalım. Görünmesi bulunsun. Tabii ki buralarda da olacak. Oluşan kayma açıları da bunlar olsun. Gama demiştik kayma açısına, biliyorsunuz. 90 derecelik, daha doğrusu pi bölü 2 radyanlık açı, eksi, son açı. Boyutları A, B ve bir de kalınlık boyutu olmak üzere, C olmak üzere verelim. Kalınlık da tabii ki diğer boyut. Bunu da şöyle yandan görmüş halinde gösterebiliriz. Yine kuvvetle yer değiştirmenin orantısından dolayı 1 bölü 2 kat sayısı gelecek. Şekil değiştirme enerjisi için 1 bölü 2 çarpı kuvvet kayma gerilmesi çarpı etkilediği alan A çarpı C çarpı yer değiştirme miktarı. Yer değiştirme görüldüğü gibi şu kadar. Şurası veya burası yer değiştirme. Bunu bir yay olarak görürsek, bu yayın uzunluğu nedir? Şuradaki açının radyan değeri çarpı şu B uzaklığıdır. Dolayısıyla burası açının radyan değeri gamma çarpı yarı çap mahiyetinde olan B. Yani 1 bölü 2 to gamma çarpı A, B, C. A, B, C'nin prizmamızın hacmi olduğu aşikar. Dolayısıyla buraya B koyarsak ve biraz önceki anlattıklarıma benzer olarak birim hacim için sarf edilen enerjiyi bulursak 1 bölü 2 to gamma olmaktadır. Bu da basit kaymada enerji yoğunluğu. Her iki sonuç birbirine çok benziyor. Burada da yine kayma gerilmesiyle kayma açısının grafiğini çizersek orantılılık sınırına kadar burada da yine bu doğrunun altındaki alan enerji yoğunluğu olmaktadır. Basit bir iki örnek üzerinde bu temel kavramları görelim.
şekilde görülen AB çubuğu, vizit çubuğu bir ucundan alüminyum bir blok tarafından desteklenmiş, diğer ucundan mafsallanmıştır. Düşey çubuk çelik olup diğer ucu da mafsallı durumdadır. Emniyet katsayısını 2 alarak sistemin taşıyabileceği en büyük el kuvvetini buluruz. Sistem gözüküyor. Buradan bir pandura yaptı. AC pandura yağıyla desteklenmiş. Vizit bir blok. Tabii ki bir pandura yak yetmez. Dönmemesi için A noktası etrafında bir de alüminyum destekle desteklenmiş. Bu pandura yakta bildiğiniz gibi her iki uç mafsaldır. Mafsallarda A ve C'de şu şekilde meydana getirilmiş. Yani AC çubuğu şu iki parçaya birer pin vasıtasıyla bağlanmış. Ortak bir delik açılıp buradan bir perçin mesela yerleştirilmiş. Bağlantı bu şekilde. Şimdi verilen değerler DAC çubuğu çapı 20 milimetre. Alüminyumun şu desteğin dik kesit alanı 1800 milimetre kare. Pimin çapı 18 milimetre. Çeliğin kopma gerilmesi 680 Newton bölü milimetre kare. Alüminyumun kopma gerilmesi 70 Newton bölü milimetre kare. Kimin kopma değeri kayma gerilmesi olarak 900 Newton bölü milimetre kare olarak verilmiş. Acaba uygulanabilecek en büyük F kuvveti nedir diye soruluyor. Bu F kuvvetinin sınırını tayin edecek olan tehlikeler nelerdir? F kuvveti istenildiği kadar büyük olabilir mi? Düşünelim, bu kuvvet nereleri ne şekilde zorluyor? Birincisi AC çubuğunu, değil mi? Çekiyor, uzatmaya çalışıyor. Alüminyum çubuğa da basınç uyguluyor. Alüminyum bu basıncın etkisinde ezilmemeli. AC çubuğu kopmamalı. Oradaki çekme gerilmesi dolayısıyla. Başka bir tehlike daha var. Pinler ne olmamalı? Şu buna etkileyen kuvvetin pim alanına bölünmesinden oluşan kayma gerilmesi, kesmemesi. Büyük bir kuvvette pim buradan ve buradan kesilir. Çünkü bir kayma gerilmesi geliyor. O halde önce kuvvet analizi yapmamız lazım. AC çubuğuna ne kadar kuvvet geliyor? Şu alüminyum çubuğa ne kadar kuvvet geliyor? Bunun için serbest cisim diyagramı çizmeliyiz. Rigid blok bu. İç kuvvetlerin yönünü önceden bilmeyiz ama tahmin ederiz. Negatif çıkarsa ters yönde olduğu anlaşılır. F kuvvetiyle aşağı bastırdığım zaman şüphesiz ki bu aşağı doğru şöyle dönmeye çalışacağından AC çubuğuna bir çekme kuvveti uygulayacak. Bu çubuk da tepki olarak tabii yukarı doğru bir kuvvet verecek. Mesela FAC ile gösterelim bu kuvveti. Biz çubuğu aşağı doğru çekiyoruz, çubuk da tepki verecek. Gene tahminen alüminyum aşağı doğru bir kuvvetle zorlanacağı için kendisi rigid bloğa yukarı doğru bir tepki verecek.
Bir de dış kuvvet olarak zaten F var. Evet, madem ki rigid blok dengede, dengede olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bütün serbestlikleri yok edilmiş durumda. Madem ki dengede, o halde denge denklemini uygulayabilirim. Mesela B'ye göre moment alırsam, moment dengesi yazılırsa, FRC çarpı 2 metre eksi F çarpı 2 eksi 0.75 1.25 eşittir 0. Buradan FRC F'in bilindiğini, özür dilerim, F bilinmiyor, F cinsinden yazabiliriz. 1.25 F bölü 2 ya da FAC eşit 0.625 F. FAC buymuş. Şimdi bir de F alüminyumu bulalım. Düşük dengeyi yazmak yeterli. Moment da alınabilir tabii ki. FAC eksi F artı F alüminyum eşittir 0. FAC 0.625 F olduğuna göre buradan F alüminyum eşit F eksi 0.625 F. Yani F. Bu da F alüminyum. Her iki kuvvet de pozitif çıktı. Demek ki tahminlerimiz doğru. Tahminlerim doğruysa FAC yukarı doğru olduğuna göre AC çubuğunda aşağı doğrudur. Yani çekme zorlanması söz konusudur. F alüminyumun yönü doğru çıktığına göre bulağı yukarı doğru etkilemekte olan bu F alüminyum desteği aşağı doğru etkilemektedir. Yani basınç farzı. Bunları neden söylüyorum? Şunun için. Kuvveti sadece bulmamız yeterli değil mi? Değil. Çünkü bakınız burada ayırt etmemişiz. Bir tane kopma gerilmesi vermişiz. Ama çekme ve basmadaki davranışı farklı olan bir malzeme düşünün. Beton düşünün. Çekme diyagramında göstermiştik ki betonun çekme tarafında durum çok farklı, basma tarafında çok farklı. Çelik ve alüminyum için böyle bir sorun yok ama beton olsaydı bunun hangisinin çekme, hangisinin basma olduğu, hangi emniyet değerini kullanacağımızla ilgili çok önemliydi. O yüzden kendimizi şimdi de alıştırmamız lazım. Her malzeme dille davranış aynı olmaz. Bulduğumuz kuvvetin yönü doğru mu? Doğruysa çekmemi, basmamı bunu bilmek zorundayız. Ama kayma gerilmesi için böyle bir sorun yok. Şimdi birinci tehlikeden başlayalım. AC çubuğu FAC'nin etkisinde kopabilir. Sigma çekme eşittir FAC bölü kuvvete dik olan alan. Kuvvete dik olan alan. D çaplı olduğuna göre pi d kare bölü 4. D AC kare bölü 4. Eşit olmalı. Çelik için söz konusu olan kopma değerine. Mi? Hayır. Bu kopacağı değerdir. İki kat emniyet alınız.
diyor. Sonra da onu okurken söyledim ama şuraya da yazayım. Dikkaten niyet düşünün diyor. Bu durumda sigma kopmanın yarısına eşit olmalı. Bu bağıntıda bilinmeyen nedir? FAC'nin içindeki F'dir. FAC'yi F cinsinden yerine koyduğumuzda geride kalan her şey bilindiğinden bir kuvvet çıkacaktır. 171 kilo Newton. Bu dursun. AC çubuğu bu kadar taşıyor. Henüz sonuç değil bu. Başka tehlikeler, başka kuvvetler verecek bize. Şimdi şu alüminyum desteğin ezilmesini düşünelim basıncın etkisinde. Sigma basma diyorum alüminyumda. F alüminyum bölü A alüminyum. F alüminyum isterseniz hemen yerine koyalım. 0375 F bölü A alüminyum direkt verilmiş 1800 milimetre kare eşit olmalı sigma K alüminyuma yani 70'e diyemiyorum. Bu durumda kopar ya da ezilir. Bölü 2. Yani emniyet katsayısına bölüyorum. Size direkt emniyet değeri verilseydi olduğu gibi yerleştirirdiniz. Kopma değeri verildiğine göre emniyet katsayısına bölüyorsunuz. Buradan da bir F elde edilir. 168 kilo Newton. Bakınız. Daha küçük bir F çıktı. En fazla bu kadar olabilir. Biz mukavemette eğer bir kuvvet elde etmişsek bu küçük eşittir. Yani bu kadar taşır veya daha azını taşır. Bu da öyle. Küçük eşit. Eğer boyut yani mesela çap sorulsaydı bize çap eşittir diyelim 10 milimetre onun işareti ne olacaktı? Büyük eşit. Daha büyük olur, daha küçük olmaz. Devam edelim. Bir tehlike daha söz konusu. FAC, bakın şöyle diyor, şöyle. FAC'yi şu alana yahut şu alana böldüğümüz zaman bakınız kuvvet alana paralel olduğunda hangi gerilme doğar? Kayma gerilmesi doğar. Kuvvetimiz FAC bölü pi d pin mi dedik ona? Evet. D pin kare bölü 4. Bu da delta bölü şu delta pin tabii ki ama başka delta da yok. Hemen isterseniz pin de yazabilirsiniz. FAC'yi yani F cinsinden yerleştirdiğimizde tek bilinmeyen F çekilir. 183 kilo Newton. Bu da küçük eşit. Şimdi bu kuvvet bu pin içinde bu gerilmeyi doğuruyor. Bu pin içinde bu gerilmeyi doğuruyor. Kesinlikle bu alanların birbirlerine faydası yok. Yani bu koparsa bu da kopar. Kesinlikle şu alanı iki tane almak gibi bir yanlış yapmayalım. Gelelim şu yandaki şu görüntüye, yan görünüşe.
Bakınız burada da pin şuradan kesiliyor, şuradan ve şuradan kesiliyor. İki parça birbirine zıt yönde harekete zorlandığına göre pin şuradan kesiliyor. Kesilen bir tane alan var. Eğer pinler birbirine destek olursa alanları birbirine eklenebilir. Pinler nasıl birbirine destek olur? Şöyle mesela, iki tane pin bu durumda, pinler birbirine destektir. O zaman iki tane alana bölersiniz. Ya da bu konuyu başlı başına daha sonra da anlatacağız. Şöyle bir durumda pinler, daha doğrusu bir pin var ama bir pin iki yarımdan kesilmeye zorlandığı için şundan ve şundan bu iki alan birbirine destek olduğundan kuvvetin yarısı oraya, yarısı oraya gideceğinden alanlar birbirine eklenir. Ancak burada gerek şu bağlantıya bakarak, gerekse şu durumda alanların birbiriyle alakası olmadığını görüyoruz. Bunu 2 ile çarpmıyoruz. Şu anda temel kavramlar işlediğim için bir kere daha hatırlatacağım. Alanları iyi seçmemiz lazım. Bakınız, FAC kuvveti böyle. Bu ne dik olan alan? Şu alandır. Şöyle kestiğim zaman, değil mi? Gördüğüm alandır. Kayma gerilmesinde ise alan şu alandır. Paralel olduğu alan. Bunu zaman zaman mühendislik büroları bile gözden kaçırabiliyor. Temel kavramları belki biraz basite alıyoruz ama durum hiç de öyle değil. Bir gene proje inceliyordum, bir bilirkişilik. Şöyle bir çubuk var. Zorlanma da şu şekilde. Boyut vereyim. A olsun, B olsun, C olsun. Bu çubuğun tekme zorlanmasından dolayı kopması mevzubahis. Çekme gerilmesi hesaplanmak isteniyor. F bölü nedir? BC. Bu gözüküyor değil mi? Kuvvet edik olan alan. Maalesef projede durum buydu. F bölü A'da. Kocaman alan. Şimdi bu insanı ürkütecek bir sonuç. Çok vahim. Neden? Bakın bu çubuğun boyu uzadıkça şu alan artar mı? O halde sonuç uzun çubuklar daha emniyetlidir. Doğru mu? Yapılan işlem bu sonuç çıkarana. Yani bu çubuk uzadıkça emniyettir. Uzadıkça emniyettir. Hani şuraya kadar falansa hiç kopmaz. Gibi bir sonuç çıkıyor. Alın bir ip.
vücuduna bir ağırlık bağlayın. Eğer bu kopuyorsa aynı bir daha uzun aldığınızda gene kopacaktır. Yani bir mühendislik projesinde ben bunu gördüm projede. Şu yana alan almışlar. Dolayısıyla kocaman bir alan olduğuna göre haydi haydi emniyetli çıkmış. Ama sistem kurulduğunda sonuçlar hiç de beklendiği gibi değil. Tamamen alanı yanlış almaktan gelen bir iş kazası. Bu bakımdan lütfen temel kavramlara önem verelim. Bu problem henüz bitmedi. 3 tane kuvvet bulduk. 1, 2, 3. Halbuki bize en çok taşıyabileceği kuvvet nedir deniyor? Cevap hangisi sizce? En küçüğü bunlardan. Yani 168. F maksimum eşittir 168 kilo Newton. Burada da taşınabilecek en büyük kuvvet denince kuvvetlerin en büyüğünü almıyoruz. Tam tersine en küçüğünü alıyoruz. Ve size böyle bir soru sorduğumuzda mutlaka bulduğunuz kuvvetler arasında bir tercih yapıp sonucu bize yazmanız gerekiyor. 3-4 kuvvet bulup bunlardan hangisi olacağını en iyi siz bilirsiniz diye bırakan arkadaşlar da oluyor. Biz bunu çözümlenmemiş bir problem kabul ederiz. Siz daha iyi bilirsiniz gibi bir cevap istemiyoruz. Bulduğunuz kuvvetler arasında bize bir tanesini cevap olarak vereceksiniz. Şekli çizecek kadar bir zamanım var. Şekli olması çizer.
burada da bir sistem var, bir öncekine benzer şekilde. BC bir pandül ayak. A'dan sabit mesnetlenmiş. Dönmemesi için B'den de bir pandül ayakla desteklenmiş. Ancak şu problemde üzerine basarak değindiğim gibi burada A'daki bağlantı bu şekilde, yani diyelim ki iki yerinden kesilecek şekilde, B'de ise sadece bir yerinden kesilecek şekilde. Yani kesilmeden kastımız bunlar birbirine ters yönde kuvvetlerle zorlandıklarında bu pin buradan kesilir. Burada ise böyle zorlandığında şuradan ve şuradan kesmesi lazım ki çıksın. Sorulan F yükünü emniyetle taşıyabilmesi için bu mafsallardaki pinlerin çapları ile DC çubuğunun çapını belirleyiniz. Şuraya yazıyorum. DC'nin çapı soruluyor. Bir de mafsallardaki pinlerin çapları soruluyor. D pin soruluyor. Ancak bu tabii ki her üçünde de aynı alınıp alınmayacağına bağlı. Ona göre A, B, C diye ayrı ayrı da düşünebiliriz. Aradıyoruz. Çekme emniyet ve kesme emniyet değerler verilmiş. Kokmalar veya atmalar verilmediği için sorunu bir sancılık veriyoruz size. Bölerek vermişiz. Yoklamayı alalım.